Şimşek ilan etti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in oyu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Dedi ki kaynak gösterin, ben de oy vereceğim. Ne için? Asgari ücret için. Olmaz dedi. Ne zaman dedi? 7 Haziran'da dedi. 5 ay geçti. Ben 1300 liraya hazırım vermeye diyor. Nerede kaynak? Bizim gösterdiğimiz, göstermediğimiz kaynağı Mehmet Şimşek gösterdi. Değerli hemşehrilerim, bu bölgede yıllarca bize cimri davrandınız, biliyorum. Bunun kendinize göre sebepleri de vardır. Mesela dediniz ki haklıydınız, itiraz etmiyorum. Bugüne kadar oy vermemekte kendinize göre belki haklıydınız. Cumhuriyet Halk Partisi türbanla uğraşıyor dediniz. Türban sorununu yukarıda Allah var. AK Parti mi çözdü? Gidin Abdullah Gül'e sorun, Abdullah Gül'e. Cumhuriyet Halk Partisi'nin inisiyatifiyle ve tutumuyla çok şükür bundan da iptal ediyoruz. Her yerde söylerim. Burada da söyleyeyim. Biz de geçmişte hatalar yaptık. Yapmışız belli ki Boyabat'tan yeteri kadar oyalamamışız. Ama Boyabat diye mazeret bırakmıyoruz artık. Boyabat diye mazeret bırakmıyoruz. O konuyla ilgili kafanızda bir şüphe var mı? Tuğul ile Allah arasına kim girmiş? Tayyip Erdoğan'ın girmeye hakkı var mı? Hangimizin inancı daha çok büyük? Kimin elinde bunu ölçecek bir terazi var? Varsa çıksın Allah aşkına söylesin. Kimsenin imanını ölçecek bir alet, bir terazi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimse inanç ekseni üzerinde laf etmiyor, etmeyecek, edemez. Bu işi hallettik. Boyabatlı'nın birinci çekincesi bitti. Boyabatlı'nın ikinci çekincesi şuydu. Ya bunlar laiklikten yatıp laiklikten kalkıyor. Bunların projeleri yok. Bunlar devleti yönetemez. Ey Boyabatlar, şurada AK Parti teşkilat binası vardı eskiden. Gidin oradan bir broşür alın. Şurada MHP var. Gidin oradan bir broşür alın. Açın bakın. Kemal Kılıçdaroğlu 7 Haziran'da ne söylediyse hepsini broşürlerine koydular. Yalan desinler. Biz de unuttuğumuz bir iki hatayı, eksiği 1 Kasım'da telafi ettik. Demin söyledim. İnanç üzerinden, etnik kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapan bu millet en büyük kötülüğü yapmış olur. Allah'ım onu bildiği gibi yapsın. Ama biz bu yeni seçim beyannamesine gençleri koyduk. Üniversiteye hazırlanan gençlerin sorunlarını koyduk. Üniversitede okuyan gençlerin sorunlarını koyduk. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir işe başlayana kadar gençlerin ekonomik sorunlarını koyduk. Lise son sınıf öğrencilerinin sosyal kültürel harcamalar için lise kart projesini koyduk. Orman köylülerini koyduk. 7 Haziran'da yoktu, itiraf ediyorum. Beyannamemizin en öncelikli 10 maddesinden birini Türkiye'nin 7 milyon nüfusunu temsil eden orman köylerini koyduk. Ama bence ahlaki ve vicdani olarak çok önemli bir şey koyduk. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize milletvekillerinin sağlık özlük haklarının aynısından yararlanma hakkını koyduk. Yapaysa böyle olur. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyerek olmuyor bu işler. Adam Güneydoğu'da kolunu kaybetmiş. Bir protest takacak. Devlet bunu icraya vermiş. Protezin parasını icraya almış. Şimdi bu vatanseverlikse Boyabat AK Parti'ye oy versin. Hiç sorun değil. Ama biraz vicdan, biraz Allah korkusu diyorum. Ve şehitlerimize ve onların mirasçılarına, onların emanetlerine ve gazilerimize benim Engin Altay olarak sağlıkta yararlandığım bütün özlük hakları, Barış Karadeniz'in yararlandığı bütün özlük haklarını şehit yakınlarına ve gazilerimize aynen vereceğiz. Barış Karadeniz hangi haktan yararlanıyorsa
gazilerimiz ve şehit yakınlarımız aynı haktan yararlanacak. Sevgili bayanlar, devleti yönetemez diyordunuz. Şimdi bir şüpheniz var mı? Devlet idaresinde ne kadar sorumlu olduğumuzu da Ankara patlamasından sonra gösterdik. Sayın Davutoğlu liderleri zirveye çağırdı. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki derhal geliyorum. Nereye istiyorsan oraya geliyorum. Söz konusu olan 78 milyon. Söz konusu olan Türkiye dedi. Sayın Bahçeli gitmedi. Kendi takdiridir. Ben bir şey demem. Ama doğru buluyor musun dersen vallahi doğru bulmam. Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlar kusura bakmasın. Türkiye'de 78 milyon